STV ekranlarından tekrardan iyi akşamlar. Açıkça programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt. Evet Kazım Bey, hemen ben ilk bölümde sorumu sorup sözü diğer konuklarımıza, diğer gazetecilere vermek istiyorum. Tabii bu bölümde biraz genel konuları konuşacağız dedik ama ben son günlerde Eskişehir'de en çok tartışılan konulardan birini sormak istiyorum. Uraysim meselesi. Siz nasıl bakıyorsunuz Uraysim meselesine, nasıl değerlendiriyorsunuz? Uraysim ile ilgili zaman zaman görüşlerimi açıkladım. Şimdi Uraysim gerçekten yapılacaksa yapılsın. Uraysim'in hikayesi de en az 10 yıl. 11. Bu bir oyalamaca, bir açık öğretim fakültesi öğrencilerinin yatırdığı harçların merkezi hükümetin bütçesine aktarılmasının bir kılıfıydı. O zamanın rektörü buna razı oldu, geldi. Daha sonra o para Uraysim'e gideceğine, stadyuma gitti filan derken böyle bir kargaşanın içi. Şimdi bizi de birileri sanki Uraysim'e karşıymışız gibi, efendim Uraysim yatırımı yapılmasın diyormuşuz gibi suçlamaya çalışıyor. Biz üretim için, teknoloji için, bilim için yapılacak her türlü yatırımı destekleriz. Ama doğru yere yatırım yapacaksınız. Her harcanan para yatırım değildir. Savurganlıktır. Siz Alpu'nun en verimli ovasına, çayırların ortasına getirip test merkezi kurmaya kalkarsanız buna itiraz ederiz. Bunun yanlış olduğunu söyleriz. Ve bunu da nasıl termik santrale karşı çıkıyorsak bunun da yapılmasına karşı çıkarız. Nitekim mahkeme yanlış bir yatırım olduğunu, kamu yararı olmadığına karar verdi ve iptal etti. Şimdi bunu savunanlar ya da buradan bizi, Cumhuriyet Halk Partilileri her şeye karşı çıkıyor diye suçlamaya kalkanlar bunun hesabını vermeli. Bu mahkemeler öyle iktidara karşı kolay kolay karar veren mahkemeler değil. Ama demek ki gerçekten bir vicdan sızlatan durum var. O nedenle de iptal ettiler. Biz Uraysim'in yapılacağına yine inanmıyoruz. Çünkü bunlar oyalamacadan başka bir şey değil. O bölgede ben burada sizin programınızda sanıyorum açıkladım. Kimlerin tarla aldığını, isim isim verdim. O alınan tarla alanlar Eskişehirli değil. Ne bilir Alpu'nun bilmem ne köyündeki tarlayı da gelir alır. Ha, aldılar belli bilgileri. Birilerini rahatlatmak için böyle bir yatırım peşine girdiler. Genişletme peşine girdiler ya da yatırım belki samimiydi. Ama alanı genişletmek, işte test merkezi. Test merkezleriyle ilgili raporu okudum ben. Hızlı tren test merkezi yapıyorlar. Test yolları yapıyorlar. Öyle 3 dönümlük, 5 dönümlük bir araziye bunun yapılma imkanı yok, ihtimali yok. Çünkü 50 kilometre sürati test edecek bir alan var. 150 kilometre sürati test edecek bir alan var. 300 kilometre sürati test edecek bir alan var. 300 kilometre sürati test edecek alan iki köyün arasındaki bir alan olamaz. Bunun büyüklüğünü siz düşünün. Hızlı trenin geçtiği yerlerde etrafına zarar vermesin diye ya da etrafından gelenler zarar görmesin diye setler çekiliyor. Tel örgüler örülüyor. Oralarda koridorlar yapılıyor. Dolayısıyla bu bize hem o olsun hem tarım devam etsin filan bunlar hepsi yalan dolandı. Nitekim mahkeme kararı verdi. Şu anda şimdilik diyelim bu iktidar bu işi yapamaz. İnşallah da Haziran'dan sonra da biz onu daha düzgün bir hale getiririz. Yani siz Uraysim projesine karşı değilsiniz, yapılmasından yanasınız. Şimdi, ama yerine karşısınız. Böyle diyorum, ben Uraysim projesinin ayrıntısını o dava dosyasından okuduğum kadarıyla biliyorum. Hedefi doğru koyulursa, yollar doğru çizilirse
oradan Türkiye başarı elde edebilir. Türkiye'nin ve Eskişehir'in buna bilgi birikimi yeterlidir. Sermaye birikimi yeterlidir. Ben o konuda yapılamaz demiyorum. Ama Türkiye şu ana kadar hiçbir şey yapamadı. Bazıları ne kadar izin verdiyse Türkiye o kadar yaptı. Türkiye taşeronluğa talip. Türkiye üretime talip değil. Türkiye işte falanın patentiyle bir şey yapmaya, filanın patentiyle başka bir şey yapmaya talip. Aracı öyle olmaz. Türkiye markayı kendi yaratacak. Türkiye bu işin test merkezi haline getirdiği zaman Uray Sim'in, Türkiye pazar bulmakta bile zorlanır bu haliyle. Çünkü bu kamunun bir kurumu olacak. Kamunun kurumunun yapacağı teste dünya güvenmiyor. Hele hele Türkiye gibi indir kaldır, ben ne dersem o olur, kamudaki yöneticinin güvencesinin olmadığı, özerkliğinin olmadığı, bağımsızlığın olmadığı bir yerde kamunun vereceği raporların hiçbirini Avrupa kabul etmez. Başka bir konuya geçmek istiyorum. Arkadaşlar var mı bu resimle ilgili? Tabii, bu şimdi tarihi Odunpazarı bölgesinde tabii UKEME yasakladı araç girişini. Tabii siz doğrudan konunun muhatabı değilsiniz aslında. Ama sizi de yakından ilgilendiriyor. Şimdi geçmiş dönemlerde benim anımsadığım bu sizin golf arabaları vardı. Ya orada biraz görüldü ama sonradan kayboldu ortadan. Nerede bilmiyorum. Şimdi vatandaşın belli talepleri var. Diyor ki işte yaşlılar gelemiyor. İşte öğrenci servisler olmuyor. Yani buradan en azından bunların sayısını çoğaltıp vatandaşa hizmet edilemez mi? Şimdi Ali Bey, burada bu da bir demagoji. Oradan siyaset çıkarmaya çalışarak bir politika üretmeye çalışan bir mantığın sonucu tartışmalar. Vatandaşın öyle bir ihtiyacı varsa biz onu gideriz. Bu kadar net. Evet. Şimdi sorun orada. Bugün Büyükşehir Meclisi'nde de konuşuldu. Laf ola konuşuluyor. Konuşmak için konuşuluyor. Oradan işte Yılmaz Büyükelçin'e zarar verir miyiz acaba diye konuşuluyor. UKOME yasayla kurulmuş, yetkileri belirlenmiş bir kurum. Ve bu kurum her aşamadan geçtikten sonra oy birliğiyle bir karar vermiş. Bu verdiği karar Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan da geçmiş. Evet. Tarihi bir bölge olduğu için. Dolayısıyla o bölgede o esnaf daha önce itiraz etmiş. Mahkemeye gitmiş. Mahkeme de UKOME'nin kararının doğru olduğuna karar vermiş. Artık burada tartışılacak bir şey yok. Uygulayacağız. Uygulama sırasında belli aksaklıklar çıkarsa çözülür. Yani Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi güçlü. Öyle iki tane golf arabasıyla bu iş çözülecekse zaten biz onu yaparız. Evet. Burada sorun planlama, sorun insanların tembelliğe alışmış olması, efendim dükkanın önüne kadar arabayla gelmesi, orada çift sıra araba park etmesi falan. Düzgün işlediği takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın göreceksiniz, bir ay sonra, iki ay sonra esnaf da memnun olur o işten. Çünkü insanlar yürürse alışveriş yapar. Gezerse para harcar. Evet. Arabayla gelip gittiği zaman sadece nokta yere gelir. Tekel bayisine gelir, sigarasını alır gider. Fırına gelir, ekmeğini alır gider. Oturup çay içmez. Yandaki helvacıya uğramaz. Uğramaz. Evet. Hedefle gelir. Dolayısıyla bizim amacımız turizm bölgelerinde olduğu gibi bu bölgede de yayalaştıralım. Ve yaya yürüyerek gezdiği takdirde bütün esnafa girsin. Evet. Şimdi şey belli. Askerlik şubesinin oradan girecek. Jandarmanın önünden gidecek. Bademlik'te ya da işte Odunpazar'ın üstünde yapmış olduğumuz açık otoparkta parkını yapacak. Otobüste turisti bırakacak. Diyelim ki 2 saat sonra gelip oradan alacak. Bitti.
Bunlar yürüyecek ve çarşıdaki bütün dükkanlara girecek. Sadece Zeytinoğlu Caddesi ile ilgili bir şey değil bu. O nedenle UKOME'nin kararı uygulamaya geçti. Nasıl 2 Eylül Caddesi'nde, Doktorlar Caddesi'nde, Hamam Yolu'nda, Taşbaşı Çarşısı'nda araç trafiği kapalıysa orada da kapalı olacak. Yani bunu alışacağız. Evet. Dolayısıyla da işimize bakacağız. Artık buradan mesela bugün AK Parti grup sözcüsü diyor ki doğru, hukuken doğru bir karar ama efendim ya hukuken doğru kararsa bunu tartışmanın bir anlamı yok. Buradan bir politika çıkarmanın, efendim buradan bir acaba iki tane adamı memnun eder miyiz işiyle uğraşmamakla, popülizmle işimiz yok. Kentleşme var, şehirleşme var, turizm var ve o tür ihtiyacı olan teyzelerimiz, ablalarımız varsa da biz her türlü göreve hazırız. Yapar geçeriz. Peki başkanım, şimdi ben ilk bölümden alarak gelmek istiyorum. İlk bölümde siz yatırımlardan bahsetmiştiniz sonlara doğru. Yapabildikleriniz, proje halinde olanlar ve geçtiğimiz mecliste 2023'ün bütçesi belirlendi, onaylandı ve çıktı. O bütçede 1 milyar 300 milyon TL, büyük rakam gibi görülüyor. Önceki dönemlerde Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi kadar, hatta eskiyi de toplayıp söylenebilir bu. Peki Odunpazarı Belediyesi neden böyle bir bütçe yapma gereği duydu? AK Partililer bu noktada eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte siz 2023 seçimlerini hedefleyerek böyle bir bütçeye imza atıyorsunuz şeklinde bir çıkışları var. Peki Kazım Kurt bu bütçeyi yaparken neyi düşündü? Şimdi bir kere biz 2023'te harcayacağımız, yapacağımız yatırımlardaki karşılaşacağımız bedeli düşündük. Biraz önce söylemeye çalıştım. Mazot Ekim'de 2021'in Ekim'inde 7 liraymış. Bugün 2022'nin Ekim'indeyiz, 28. 4 katı. Doğalgaz en az 3 katı. Elektrik en az 3 katı. Şimdi bunları öngördüğümüz için, yani biz önümüzdeki yıl mazot 50 lira olursa ne yapacağız? Olur mu? Olur. Böyle giderse olur. O nedenle bütçemizi böyle tuttuk. Bunun karşılığında gelirimizi de artırmak zorundayız. Biraz önce söylemeye çalıştım. Kaynak tasarrufu, şimdi Ali Bey'e verdim 5 yıl içerisinde nasıl bir tasarruf yaptığımızı. İnşallah onu yazılarında değerlendirir. Ama şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu da personel tablosu. 2014 yılı. Yani bizim Odunpazarı Belediyesi'ni teslim aldığımız tarihteki kadro, toplam 326 memur, 143 daimi işçi, bir sözleşmeli personel, 1146 taşeron işçi dediğimiz hizmet alımı suretiyle çalışan işçi, toplam 1616 kişi. 2014. 2022 bugün memur 310, daim işçi 80, sözleşmeli personel 27, şirket personeli işte o kadrolu taşeron dediğimiz 1434, toplam 1851. 8 yılda bu kadar iş yapmamıza rağmen 10 tane kreş açıp 50 tane öğretmen almamıza, efendime söyleyeyim 5 tane 6 tane halı saha açıp antrenör öğretmen almamıza,
17 tane halk merkezi açıp 80 çeşit kursta 80 tane eğitici çalıştırmamıza rağmen toplam 1851 kişi. Evet. Yani 2014'ten bu yana 200 kişi artmış Odunpazarı Belediyesi'nin çalışan sayısı. Bu bir tasarruftur. Bu bir kaynak yaratmadır. Bu işi de doğru yapmadır. Biz burada sıyırıyorlar. İşte attınız, şunu getirdiniz. İşte AKP. İşçinin, memurun partisi olmaz. Orada çalışan çalışandır. Biz onları emekçi olarak biliyoruz. Bütün emekçiler bizim kardeşimizdir. Hepsine aynı eşitlikte, aynı sıcaklıktayız. Ve onların çalışmasıyla bu işler yapılıyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz işten çıkarmadan bunların üstüne ekleye ekleye ama dikkat edin çok böyle hesaplı kitaplı bir biçimde. Şimdi bakın 104 yataklı yaşlı bakım merkezimizi bitireceğiz. 104 yataklı bir yerde çalışacak personel sayısı 35 kişi. Yasal anlamda. Evet. Bunu ekleyeceğiz. Kreş açtık. Her kreşte işte her sınıfta iki öğretmen. Bir bakıcı, aşçı, temizlikçi. Koyduğunuz zaman en küçük kreşte 10 tane çalışan. Başkanım bu yaşlı bakım merkezinde mesela bir sağlık biriminde olacak mı bir bölümde? Tabii, poliklinik. Tabii, poliklinik olacak. Evet. Poliklinik. Çünkü o ihtiyacımız olacak. Ama bir ara şöyle bir şey dendi ya belediyeler bunları yapamaz falan demişti. Yani. Yapar yapar. Niye yapamaz? Belediye her şeyi yapar. Yani hastane aşamaz denmişti mesela bir ara. Bakın şimdi belediye sosyal amaçlı çalışmayı yapar ama hastane kurup para kazanma işinde belki sıkıntısı olur. Onları bilemem. Bizim de öyle bir derdimiz yok. Biz orada yaşlılarımız için bir sağlık birimi kuracağız. Onun da aynı zamanda bölgedeki halkımıza hizmet etmesini sağlayacak bir mekanizmayı yapacağız. Şimdi başkanım tam konunun üzerine bir mesaj geldi. AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar sormuş. Size yönlendirmek üzere. Diyor ki, Sayın Başkan tasarruftan bahsediyor. Göreve geldiğinden bu yana belediyeye ait kaç taşınmaz satılmıştır? Ne kadar gelir elde etmiştir? Sorar mısınız? Demiş. Şu anda sayıyı bilemem ama işimize yaramayan, vatandaşın talebi olan, özellikle kırsalda köylünün ihtiyacı olan taşınmazları sattık, satıyoruz. Buradan kaç lira gelir elde ettiğimiz şu anda aklımda değil. Ama biz işe yarar hiçbir şeyi satmadık. 30 tane şeyde daire vardı Karapınar birinci etapta. Satamadık. Belediyenin mülkü. Belediyenin mülküydü. Satamadık, alan çıkmadı. Müteahhitlere borç karşılığı, borçlarımızın karşılığı vermek zorunda kaldık. Dolayısıyla şu anda bir miktar veremem ama köyde, köy tüzel kişiliğinden bize tarla kalmış. Hiçbirini satmadık. Ancak bitişikteki tarlanın sahibi, ya benim buna ihtiyacım var dedi. Biz de köylüden sorduk, satalım mı, sakınca var mı? Yok, satabilirsiniz dedi, ancak onları sattık. Yoksa başka türlü keyfi satalım da buradan bir gelir elde edelim demedik. Ama şunları yaptık, pek çok kamu kurumunda olan arazilerimizin takasını yaptık. Müftülükle yaptık, milli eğitimle yaptık, efendime söyleyeyim çevre şehircilikle yaptık. Bunlar da doğrudur ve kaynak yaratmaktır. Örneğin Osman Gazi Üniversitesi'nin altında 30 dönüme yakın tapumuz çıktı. Evet. Odunpazarı Belediyesi'nin tapusunu Osman Gazi Üniversitesi üstüne bina yapmış, kullanmış. Şimdi ben bunu bulmuşum, parasını almışım. Almayayım mı? Şimdi bunları da onlar işte arazi sattınız, arsa sattığınıza getiriyor. Bunlar
Zorunlu. Parasız da verilebilirdi ama biz parayla verdik. Paramızı da açtık davayı. Paramızı yatırıma çeviriyorsunuz. Onu da yatırıma çevirdik. Dolayısıyla şimdi ben bu konuda bir duyuru yapayım. Bugün bizim yazışları programı vardı işte. Gazeteci arkadaşlarımız katıldı. Hünkârım Akil orada bir çağrı yaptı. Ben de yarın da gazete yazdım. İşte mecliste bu tartışılıyor işte. Hep eskiye örnek veriyor işte AK Parti meclisleri. İşte CHP'lerde bir kıyaslama yapıyor. Orada hatta dedik ki madem yapıyorsunuz gelin bunu canlı yayında tartışalım. Arkadaş o dönemde ne yapılmış? Evet. Bu dönemde ne yapılmış? Biz hatta dedik ki işte, meclisleri Harun Yoldaş ve Murat Özcan işte karşısında ister Kazım Bey gelsin ister Kazım Bey'in görevlendirdiği meclis üyesi kim varsa onlar gelsin böyle kamuoyunda tartışalım diye bir çağrı yaptık. Bunu da burada bir kez daha inelemiş olalım. Biz hazırız. Biz evet. Hazırız. Peki şöyle diyeyim ben mesela şimdi bir daha bir, o geçen bir tweet atmış onun için üzüldüydüm niye böyle bir yere girer diye. Evet. Şimdi Sakarlı döneminde sanki Vadişehir'deki efendim Ihlamur kentteki bütün konutları kendisi yapmış gibi bir şeye kapılıyor. Biz işte yaptık, biz şöyle geliştirdik filan diyor. Ben o sayıları göstereyim size. Buna da bir cevap versinler bir ara. Ben bunu bulmam lazım ama. Evet, sonra bakalım başkanım. Evet. Çünkü biraz... Evet, dinliyorum. Yani aslında biraz Eskişehir'in dışında biraz da Türkiye siyasetine aslında girmek evet. istiyoruz. Çünkü zamanımız da ilerliyor. Şimdi Kazım Bey aslında ben Altılı Masa'yı konuşmak istiyorum. Şimdi malum son dönemde Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması da bekleniyor. Ama toplantılar devam ediyor ama henüz bir açıklama yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını niye açıklamıyor ya da ne zaman açıklamalı? Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi ve resmileşmesi başlayınca açıklamalı. Yani Cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi ne zaman başlıyorsa altılı masada Cumhurbaşkanı adayını o zaman açıklamalı. Şu anda açıklamanın bir anlamı yok. Çünkü bu bir şey getirmez, fayda getirmez. Altılı masanın özelliği şu. Altılı masa Türkiye'de bir cepheyi oluşturan ve o %50 artı 1'i bulabilmek için yapılan bir çalışma. İki tane özelliği var. Birisi şu. Bu Türkiye'de rejimin değişmesini mi yoksa parlamenter demokratik sistemi mi isteyecek? Şöyle bir endişe var. Cumhuriyetle, demokrasiyle antidemokratik bir yönetimin tek adamın yarışması. Dolayısıyla ben tek aday, tek tur diyorum. Tek aday çıkmalı muhalefetten, birinci turda da bu iş bitmeli. Bunun için altılı masa şart. Herkes önemli. Herkesin bir puanı bile önemli. Herkesin altılı masada görevi var. Herkesin getirebileceği yer var. Herkesin uygulayabileceği çalışma var. Ve herkesin de yapabileceği iş var. Şimdi bizim bu masada tabii iktidarın temel hedefi masayı çatlatmak. Masa çatlarsa İktidar biraz rahatlayacağını zannediyor. Şu anda anketlere göre altılı masanın adayı %60 oy alma potansiyeline sahip. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani bugünkü gazetenin birinde böyle bir anket vardı. Altılı masa demokrasiden yana olan, Türkiye'nin çağdaşlaşmasından yana olan, Türkiye'nin mevcut sistemini daha da güçlendirerek revize edecek bir çalışma programı içerisinde. O nedenle de yan yana gelmesi mümkün olmadığı düşünülen insanları yan yana getiren bir masa. Hepsinin dediğim gibi kendine göre özelliği var ama bu masanın en büyük özelliği Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa bu masa olmaz.
Evet. Kemal Kılıçdaroğlu olmazsa bu masa olmaz. Şimdi bazıları ya işte Kemal Bey olmasın filan diyor ama şimdi sanki... aday olmasın diyorlar. Ha, yani şimdi masanın efendim yarıdan fazlasının oyunu getirecek ya kendisi olmayacak buyur başkası filan bu doğru bir mantık değil. Herkes şunu düşünmeli, şunu bilmeli. Elbette bizim açımızdan o masada Saadet Partisi olmaz da olmaz. Bakın biz samimiyiz. Demiyoruz oyu şudur budur. Gelecek Partisi'nin oyu şudur budur demiyoruz. Efendim Deva Partisi'nin oyu şöyledir. Olsa da olur olmasa da olur demiyoruz. Olmalıdır. Parlamenter demokrasiden yana olanlar yan yana gelmelidir. Cumhuriyetten yana olanlar yan yana gelmelidir. Efendim demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, sosyal adaleti, sosyal devleti vurgulayanlar yan yana gelmelidir. Bir kişinin bile kaçmasına gönlümüz razı olmaz. Ama o yan yana gelenler de Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir şeyin olmayacağını bilmelidir. O nedenle altılı masa zorunludur. Biz hepsini eşit uzaklıkta ve eşit ağırlıkta sayıyoruz. Genel başkanımız diyor ki aday altılı masadan çıkacak. Demiyor ki benim oyum şu kadar, ben şu kadar oy kullanırım. Eşit. Kendisinin dışında 5 kişi daha var. O 5 kişinin katkısıyla Kılıçdaroğlu düzgünce bir biçimde o masanın adayı tespit edilecek ve o aday da Cumhurbaşkanı olacak. Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemde bu hani yanında mısınız çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu eleştirenler de oldu. Şimdi bizim doğru bir çıkış mıydı sizce? Bizim cenahta eleştiri bitmez. Eleştiri olmalıdır. Ben bunu yadsıyamam. Kılıçdaroğlu bir yola çıkarken açık açık objektif ve kimseden bir şey saklamadan bir tavır koydu. Benimle misiniz, değil misiniz? Kararınızı verin, yürüyelim dedi. Bu gerek parti içindeki arkadaşlarımıza verilmiş bir sinyaldir, gerekse altılı masadaki ortaklarımıza verilmiş bir sinyaldir. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Ama şunu da demiyor. Ben aday olmazsam işte asarım keserim demiyor. Altılı masayla oturacağız, karar vereceğiz. Bu nedenle ben kulis yapmasının, efendim belli çıkışları yapmasının gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Başkanım ben şimdi genel siyasetten o zaman yerel siyasete doğru geleyim. Tabii bu soracağım sorunun üzerinden epey geçti ama hala tartışma sürüyor, sıcaklığını koruyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eskişehir İl Başkanlığı içerisinde bir görev değişikliği yaşanmıştı. Recep Taşel inisiyatifini kullanıp örgütten sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Durur ve Parti Sekreteri Gökhan Açıker'i görevden almıştı. Yerlerine de Erdal Çakıcıer ve Yaprak Tümlü Er Yılmaz'ı görevlendirmişti. Tabi bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. CHP il başkanlığı içerisinde bir yönetim krizi mi var, bir anlaşmazlık mı var şeklinde. Siz ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım şeklinde çıkışınızla biliniyorsunuz. Hı. Parti rozetimi de çıkarmam diyorsunuz. O nedenle CHP'ye ilişkin soruları size rahatça soruyoruz. Evet. Şimdi bu noktada Kazım Kurt'un bu Recep Taşel'in yaptığı görevden alma ve yerine yaptığı görevlendirmeler konusunda düşünceleri ne? Partili olarak bir veya partili belediye başkanı olarak Recep Taşel sizle bunu görüştü mü, danıştı mı, tartıştı mı? Onu bir sormak isterim. Öte yandan bir diğer konuşulan konu şu. Şimdi Kazım Durur sizin siyasi anlamda ekibiniz içerisinde yer aldığı söyleniyor. Öyle bir isim. Dolayısıyla
Recep Tayyip Kazım Kurt'a karşı mı bir hamle yaptı diye bir soru işareti var. Şimdi ben partiliyim. Bu tür konular çok öyle açıktan tartışılacak konular değil. Hele hele partili olmayanların tartışacağı hiç değil. Şimdi ben Recep Taşeli'nin vasisi değilim. Bir kere bunu herkes net olarak bilmedi. Recep Taşeli bizim il başkanımızdır. Kongrede desteklemişim. Seçilmiş. Kurumsal kimliğine saygım sonsuzdur. Onun yapacağı işlere karışmam. Haddimi bilirim. Kimseye de had bildirmeye kalkmam. Recep Taşer kongrenin büyük bir oy farkıyla seçmiş olduğu bir il başkanıdır. Bir kere bunu herkes bilecek. Herkes buna o gözle bakacak, öyle saygı duyacak. Hepsi benim siyasi arkadaşımdır. Seçilmiş olan yönetim 20 kişi. Bunun içinde başka listeden gelenler de vardır. Onlar bizim düşmanımız mı? Partilimiz, bizim il yöneticimiz olmuş. Kurultay iradesini göstermiş. Bu 20 kişi bu dönem Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek demiş. Başım üstüne, ben sonuna kadar emirlerindeyim. Sayın Recep Taşel'in kimi il başkan yardımcısı yapacağına karışmam. Karışmadım. Daha önce şu anda görevden aldıklarını il başkan yardımcısı yapıp o görevleri verdiği zaman da karışmadım. O görevleri geri aldığı zaman da karışmadım, karışmam. Şunu parti disiplinini bilmeyenler, parti hiyerarşisini bilmeyenler, parti tarihini bilmeyenler, parti geleneğini bilmeyenler oturduğu yerde ahkam kesmesin. Efendim Kazım'ın adamıydı. Şu biz hepimiz il başkanının adamıyız. Tabii Yaprak Tümleyen Yılmaz'ı da Tepebaşı tarafından. Bitti, bitti. Benim başkan deniyor. Yardımcımdır. Yani burada bir tartışma yaratacak noktaya ben gelmem. Bu tercih tamamen il başkanına verilmiş bir yetkidir. O da yetkisini kullanmıştır. Nitekim o görevden alınan arkadaşlarımız da bir şey demedi. Ama sağda solda başkaları diyor. Öyle bir şey yok. Biz bir bütünüz. Biz bir seçime gidiyoruz. Biz bir tarihi seçim yaşayacağız. Bu tarihi seçim yaşarken Kazım'ın kaşı, Ahmet'in gözü, Mehmet'in bilmem nesi o işlerle uğraşacak halimiz yok. Ev ev gezeceğiz, kapı kapı gezeceğiz. 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı'nın adayını seçeceğiz. Hiçbir tartışmayı kabul etmiyoruz. Yapmam. O tartışmaların yapılacağı yer kongredir. Kongre zamanı gelir. Yarışırız. Ona göre işimize bakar. Peki bu noktada şunu da sorayım. Benim bu konudaki sorum bitsin. Peki Recep Taşel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 2023'e gider mi? Yoksa bir değişim olabilir mi? Şimdi biliyorsunuz Recep Taşer il başkanı ön seçim olursa milletvekili adayı olacağını söyledi. Evet. Dolayısıyla milletvekili adayı olacaksa istifa eder. İstifa edince de yönetim kendi içinden bir başkan seçer. Kimin başkanlığında gideceğimizi o zaman görürüz. Ben ona bir şey diyemem. Ama şu anda bu kadro bence derledi, toparladı. Yürüyor, gider. Herkes niçin yani ne olacak? Görevden mi alacaklar? Niçin alsınlar? Bunun bir gerekçesi mi var? Olmamış şey değil canım. Pardon. Hayır ama bir gerekçesi mi var? Yani niçin şimdi sırf efendim işte birileri memnun olacak diye parti gelenekleri tepilmez. Parti çarşaf listesini yapmış. 5 adaylı kongreye girmiş. Sonuç çıkmış. Herkes saygısını gösterecek. Kazım Bey bir ara sizin için de önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı olacak gibi ifadeler diyorlar, kullanılıyordu. Diyorlar. Yani benim öyle bir planım yok, öyle bir hedefim yok. Biz belediye görevi verdiler. Ha yarın derler ki
belediye göreviniz bitti, gidin filanca yere işte neyse aday olun, gider biz görev adamıyız. Benim için işin büyüğü küçüğü yok. Ben bunları göstermiş adamım. Yani Eskişehir'de hiç kimse bana sen şunu yapar mısın böyle filan deme. Ben yaptım. Milletvekiliyken bıraktım geldim. Belediye başkanlığında bırakırsınlar, bırakır giderim. Böyle bir derdim yok mu? Ben particiyim. Profesyonel particiyim. Yani böyle şey değil, şakası yok bu işin. Bir de ekmek de yedik biz bu işte. Dolayısıyla ben partimin emrindeyim. Partiyle ilgili tartışmalar yaparım. Yani partimde genel başkanı da eleştiririm. Belediye başkanını da eleştiririm, il başkanını da eleştiririm. Bu gayet doğal bir şey. Yani biz emir eri değiliz, biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Okuyoruz, düşünüyoruz, yorumluyoruz. Olaylarda bir yanlış varsa Sayın Genel Başkanım böyle olmaz diyebilecek noktadayım ben. Öyle kenara pısıp da efendim siz ne yaparsanız iyidir, doğrudur diyecek noktalarda değiliz. Dolayısıyla bu tartışmaların içinde hep olurum. Ha bunun yanında parti der ki hadi kardeş senin işin bitti eyvallah. Biz bu noktadayız. Yani onun için adaylık ben şeyde değilim yani. Şimdi başkanım Meltem Karakaş'ın sorusuna bir devamını getireyim ben. Son olarak Türkiye politikası konuşacaktık. Adaylık madaylık filan da dediniz tam sözünüzü keserken. Başkanım şu da soruluyor, sürekli soruluyor ve seçim yaklaştıkça da artık konuşuluyor. Acaba Yılmaz Büyükerşen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak devam edecek mi? Devam etmezse hangi formül uygulanabilir? Ahmet Ataç mı olacak? Kazım Kurt mu olacak? Olmak istiyor mu? Şeklinde çokça konuşuluyor. Bir de sizin ağzınızdan duyalım. Yani Kazım Kurt Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak ister mi? Yönetmek ister mi Eskişehir? Şu anda gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2023 seçimleridir hedef, gündem. Kazım Kurt oraya kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanını seçmek ve parlamentoda da Millet İttifakı'nın çoğunluğu sağlamasını, hatta mümkünse anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlaması için çalışmak. 2023 sonrasını tartışmak, tüm bu hedeflere ihanet etmek. Olmaz. Öyle bir şey yok. Konuşmam. Şimdi Kazım Bey, ben aslında hem biraz genel siyaset hem de biraz yerel siyasetle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Teşkilatı Eskişehir'e bir basın toplantısı düzenledi. Orada İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden birisi ikinci dönemde parlamenter sisteme geçersek biz o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na gönül rahatlığıyla Cumhurbaşkanlığını verebiliriz. Ama şu anda gerçekten Türkiye'nin geçiş döneminde Meral Akşener'e ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olmalı diye bir ifade kullandı. Hı. Şimdi Emine Hanım da yine geçtiğimiz günlerde gazeteleri ziyaret ediyordu ve her ziyaretinde daha çok belediyeler üzerinden açıklamalar yapıyordu. İşte belediyelerde iddialıyız ifadelerini çok kullanıyordu. Şimdi İYİ Partilerin bu açıklamalarına baktığımızda önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki aylarda İYİ Parti ve CHP arasındaki bu ittifak nereye doğru evrilir sizce? Yani bu açıklamalar ittifakı sağlıklı bir şekilde devam ettirir mi? Ya da bir genel seçim sonrası bir ittifak dağılır mı sizce? Şimdi bir kere şöyle bakmak lazım. İttifak Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sisteme yönelik bir çalışma. Yani altılı ittifak diyelim ya da çünkü Millet İttifakı sadece İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Parti ile CHP arasındaydı. Şimdi altılı oldu. Altılı da henüz resmi bir ittifak yok. Yasada işte seçim kuruluna bir taahhüt verilirse ittifak ortaya çıkacak. Şimdi bunun da çalışmalarını seçim sistemine ve bölgelerdeki oylara göre bir hesaplamalarını yapıyorlar. Belki bazı yerlerde ittifak olarak seçime girecekler, bazı yerlerde başka türlü seçime girecekler. Dolayısıyla onlar henüz belli değil. Biz Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendimizi bağladık. Altılı karar verecek ve tek aday çıkacak. Ama
milletvekili adaylığı konusunda henüz netleşmiş bir ittifak yok. İYİ Parti'nin bu açıklamaları, yani İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifaka zarar verir mi sizce? Bence şudur. İYİ Parti'nin şimdi Cumhurbaşkanlığı ve parlamento ittifakını bir tarafa bırakıp belediye seçimleriyle ilgili çalışması doğru bir şey değildir. Biraz önce söylemeye çalıştım. O Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra yerel seçimde her parti kendi özgür iradesiyle çıkar aday olur. Çünkü yerel seçimlerde bir ittifak yok yasal anlamda. Geçen dönem şartlar nedeniyle, zorunluluk nedeniyle, seçim kazanmak amacıyla belli yerlerde ittifak yapıldı. Mesela Odunpazarı'nda yapılmadı. Dolayısıyla sizin borçunuz yok. Yani ben ona şimdi öyle demeyeyim ama çünkü zarar vermek istemem. Kurulu bir düzene zarar vermek istemem. Ama yani öyle hiç kimse vazgeçilmez değil. İYİ Parti için CHP vazgeçilmez değildir. CHP için İYİ Parti vazgeçilmez değildir. Yani bu sonuçta biz tek parti değiliz. Aynı parti değiliz. Bir ortak hedef uğruna yan yana gelmişiz. Bu ortak hedef nedir? Parlamenter demokratik sistem ya da şimdiki adıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem. Orada da bizim hukuk anlayışımız başka, İYİ Parti'ninki başka olabilir. Bizim sosyal güvenlik anlayışımız başka, onunki başka olabilir. Bunlar da uzlaşacağız, yürüyüp gideceğiz. Dolayısıyla yerel seçimlerde ittifak olur olmaz onu bilemem. İttifak olmadığı takdirde her parti kendi adayını çıkaracaktır. Gayet doğaldır. En iyi adayını çıkaracaktır. O da doğaldır. Kazanmak için herkes uğraşacaktır. Sonucu sandık belirler. Onu görürüz. Yani. Şu arkadaşlar şimdi çok Eskişehirspor taraftarının da sordu aslında. Şu akaryakıt istasyonu ihalesi var. Bu önce şunu sorayım. İhale gayet şeffaf oldu. Biz de canlı yayınladık. Tabii katılım az oldu. Aylık 130 bin lira sanırım bir mevlaya verildi 10 yıllığına. Siz bu rakamı nasıl buluyorsunuz? Bunu sorayım. Bir de bu taraftarın sistemlerine ne diyorsunuz? Taraftar sitem eder ama sanki Eskişehir Sporu bu hale Kazım Kurt getirdi gibi bir sonuç çıkıyor burada. Böyle bir şey yok. Yani onu kimse kusura bakmasın. Kazım Kurt Eskişehir Spor'a karşı görevlerini yerine getirdi. Getirebildiği ölçüde gene getirmeye devam eder. Ama bu benzin istasyonu olmazsa olmaz diye bir şey yoktur. Biz katılım az oldu, çok oldu. Beni ilgilendiren şudur. 65 bin lira muammen bedel tespit edilmiş. İhale 130 bin lirayla sonuçlanmış. Herkes katılabilir. 50-60 tane benzin istasyonu olan bir firma gelmiş almış. Şimdi Çorum'dan gelip ihaleye katılabiliyorsa Eskişehir'dekiler de katılaydı. Kimsenin elini tutmadık. İnsanlar geldi bizden bilgi aldı, dosya aldı, baktı katılmamış. Ben onu bilemem. Ama başka bir firma katılmış. Dolayısıyla ikisi arasında rekabet oluşmuş. Kanunun anladığı anlamda bir engel yok. Şimdi bize şeyler geliyor işte ya diyorlar ki işte ilk beş yazmışsınız. Biz kendimizi güvenceye aldık. Türkiye'de ilk beş lisanslı dağıtıcının olduğu grup Türkiye'deki petrol istasyonlarının 1/3. Herkes girebilir. Nitekim geldi girdi Çorum'dan. Dolayısıyla bizim ihaleyle ilgili söyleyeceğimiz bir şey yok. Yasa, kanun yerine getirdi. Şartları uygun. Taraftarımızın sitemini doğru bulmuyorum. Kanuna aykırı bir şey yapma şansım yok. Eskişehir Spor gireydi, alırdı. Diğerleri bahane. Efendim işte 5 milyon peşin istemişin Eskişehir Spor'da yok. Bunlarda da olmayabilir. Eskişehir Spor alırdı.
başka yere kiralardı, başka yere satardı, alırdı parayı. Yani bunlar şeydi, nitekim daha önce öyle olmuş. O nedenle biz bunu kabul etmiyoruz. Benim Eskişehir sporluğumu hiç kimseye tartıştırmam. Zamanı gelir, doğru hamleleri yapan insanlarla birlikte yine biz Eskişehir Spor'a sahip çıkarız. Peki başkanım, biraz yine genele gidelim. Bu önemli konumuz ve sizin de hukukçu olmanız münasebetiyle daha iyi değerlendirebileceğinizi düşünüyoruz. Şimdi dezenformasyonla mücadele yasası deniyor. Bir takım kesimler sosyal medya yasası deniyor diyor. Bazı kesimler hayır bu sansür yasası diyor. Meclisten maddeler yavaş yavaş geçiyor. Sanıyorum bir 12-13 madde geçti. Devamı da gelecek. Ne getirecek basına, dijital medyaya, şimdi, sosyal medyaya, yine Odunpazarı Belediyesi'nde yapılan tartışmalar üzerinden de gidersek diyeyim. Gazeteciler neyi bekliyor? Ben şimdi şunu vurgulamak istiyorum. İktidarlar demokrasiye inanmıyorlarsa her şeyi denetim altına almak istiyorlar. 20 yıldır ezici bir çoğunlukla ülkeyi yönetenler şimdi her şeyi denetlediler ama sosyal medya denetlenemez bir hale geldi. Sosyal medyayı da denetleyecek bir mekanizma yaratmaya çalışıyorlar. Ancak ben sizin gibi düşünmüyorum. Yapamayacaklar. Yani meclisteki tartışmaları ve meclisteki çalışmaları izlediğim kadarıyla çok yavaş gidiyor. Mesela AKP'ler bile utanıyor. Bugün çoğunluğu sağlayamadılar. Gelmiyorlar. Yani evet. Bu kadar önem verilen genel başkanlarının bu olmazsa olmaz çıkacaktır dediği bir yasayı görüşürken meclise gelmiyorlar. Gelemiyorlar. Gelmek istemiyorlar. O nedenle biraz iş yavaş gidiyor. Dolayısıyla da ben vazgeçeceklerini zannediyorum. Çünkü 21. yüzyılda böyle bir yasa olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasa olmaz. Bakın İran'da her şey yasak. Ama İran'da olan bitenin hepsini haber alıyoruz. Evet. Niye? Bir çare bulunur. Bilim gelişmiştir, teknoloji gelişmiştir. İşte o Elon Musk gider orada bir hamle yapar, bu işi değiştirir. Türkiye'de de bunun yasaklanması da çözüm getirmez. Ben seçime kadar bu işin gerçekleşemeyeceğini umut ediyorum. Ondan sonra da zaten biz daha düzgün bir demokrasi getiririz. Şu anda güç fren tutmuyor. Her konuda farklı bir hamle yaparak seçimi nasıl kazanırızın hesabını yapıyorlar. Dikkat ederseniz dün yolsuzluğu, rüşveti ancak biz önleriz. Yani 20 yıldır siz tek başına bu ülkeyi yöneteceksiniz. 20 yıl önce de 3Y'yi, yasakları, yolsuzlukları ve yoksulluğu biz bitiririz diye geleceksiniz. 20 yılda bunlar bitmemiş olacak ki öyle diyorsunuz. Rüşveti biz önleriz, yoksulluğu, yolsuzluğu biz ortadan kaldırırız diyorsunuz. 20 yıl boşa geçmiş demektir. Artık Türkiye'nin boşa geçirecek bir günü bile yok. Bir an önce bu işin sona ermesi lazım. Ben gazetelerin, sosyal medya kullanıcılarının ve Türk halkının, Türk aydınlarının bu işe tepkisinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O tepkiler AKP'yi geri adım attıracaktır diye umuyorum. Biraz aslında bu yasanın sosyal medya ile ilgili, bu yasanın aslında seçim öncesi bilinçli olarak çıkarılmak istendiği de söyleniyor. Evet. Ama yani yapamayabilirler. Direnilirse yapamayabilirler. Bu konuda ben umudumu yitirmiyorum.
Peki Kazım Bey, tabii ekonomik sıkıntıların farkındayız. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama bu önümüzdeki seçimlerde ekonomik sıkıntılarını gerçekten seçmen üzerine ciddi bir yaptırma olacak mı? Yani vatandaşlar oy kullanırken ekonomik kaygıları düşünüp de sandığa gidecek mi sizce? Şimdi vatandaşın sandığa giderken düşüncesini etkilemek, değiştirmek ve ikna etmek partilerin işidir. Bizim açımızdan elimizde böyle bir ekonomik bunalımın vermiş olduğu avantaj var. Eğer biz bunu kullanamazsak o bizim kendi şaşkınlığımızdır. Bu pozisyonu yaratan iktidara hala oy vermeye devam ediyorsa insanlar, orada biz kendimizi sorgulamamız lazım. Biz başarılı olamamışız demektir. Dolayısıyla biz başarılı olmak zorundayız. Yani biz insanlara bu ekonomik sıkıntının sebebinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi olduğunu anlatmalıyız, anlatabilmeliyiz. Onun karşılığında da biz iktidar olduğumuzda bu işleri nasıl çözeceğimizi anlatabilmeliyiz. Ben buna gayret ediyorum. Ben buna uğraşıyorum. Köy köy, ev ev, efendim kahve gidiyorum. Ve insanlar ikna oluyor. Çünkü çok kolaylaştı, yaşıyor. Yani asgari ücret 5500 lira, emeklinin aldığı maaş 3000 lira. 3000 lirayla emeklinin geçinebilme ihtimali sıfır. Bunun sebebi de bu hükümet. Bu hükümetin yöneticisi tek adam. Her türlü işin sorumlusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman seçimde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kişiler tarafından seçilmemesi gerekir. Çünkü 20 yıldır bu işi düzeltemeyen kişi bundan sonra düzeltemez. Ne yapacak da düzeltecek? Yani farklı ne yapacak? Daha önce yaptıklarından farklı ne yapacak da bizim geçim standartımızı yukarı çekecek? Refah düzeyimizi artıracak, milli gelirimizi çoğaltacak. 2002'de Türkiye o kötü şartlara rağmen, koalisyona rağmen, işte yazar kasa atılmasına rağmen, efendime söyleyeyim sayın her şeye rağmen dünyada 17. büyük ekonomiydi. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına hükümet olarak teslim aldığı Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisiydi. Şimdi 23. O zaman bu başarı değil. Bu 20 yıl boşa geçti. Ha, bu 20 yıl içinde zengin olanlar oldu mu? Oldu. Ayrı belli işte her mahallede var. Son model jipe binip de ne iş yaptığı belli olmayan insanlar var. Bu başka bir şey. Ama genel anlamıyla küçüldük. Genel anlamıyla yoksullaştık. Biz o zaman 10 bin doların üstünde milli gelirimiz vardı kişi başına. Şimdi 8 bin dolara düştü. Belki de daha da düşüyor. Biz bunu anlatabilmeliyiz. Pazara giden hemşerimin iki tane limonu fazladan alamamasının sebebi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Efendim ekmeğin halk ekmek fabrikalarının, fırınlarının ya da büfelerinin önündeki kuyrukların sebebi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunları bilecek herkes. Biz bunu anlatacağız. Yani burada kavga edecek bir şey yok. Burada efendim insanlara taşkınlık yapacak bir şey yok. Biz bu işlerin müsebbibinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam yönetimi olduğunu vurgulamamız lazım. Onun için tek adam yönetiminden vazgeçeceğiz. Türkiye dikkat ederseniz hep bu iktidar tarafından koalisyonlar kötü, efendime söyleyeyim işte anlaşmazlıklar kötü, demokrasi kötü, meclis kötü, parlamenter sistem kötü diye bu noktaya getirildi. Halbuki Türkiye'de en büyük anayasa değişikliği referandumsuz. Evet. Beş partinin uzlaşmasıyla yapıldı. Referandumsuz. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazandığı sürece 20 yılda 4 kere anayasa değişikliği yapıldı tek başına. Tek başına. Oysa anayasalar bir uzlaşmadır, toplumsal sözleşmedir. Hepimizin ortaklaşa ortaya koyması gereken düşüncedir.
Bizim düşüncemiz alınmadı. Seçimi de kazandı. Yaptı. Şimdi böyle olmaz. Onun için bunları anlatacağız. Anlattığını zannediyorum insanlarımızın. Dolayısıyla da bu seçimde ben seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Kazım, yönetmenimiz beni uyarıyor, süremiz doldu diye. Yönetmenimize bir özür dileyerek, sizden de bir izin alarak son soru sormak istiyorum. Şimdi başkanım, tabii Eskişehir Spor ve Petrol İstasyonu'na ilişkin ifadeleriniz olmuştu. Birkaç mesaj geldi buna istinaden. Diyorlar ki Kazım Bey'in peki Mehmet Şimşek ve yönetim, Eskişehir Spor yönetimiyle ilişkileri nasıl? Bir sorun mu var? Bir sıkıntı mı var? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Buluyor diye sorarlar. Şimdi ilişkilendirmişler şunu, yani Petrol İstasyonu Eskişehir Spor'a verilmeli. Daha pazartesi günü Sayın Başkan'la görüştüm. Yani öyle bir şey. Biz zor günlerin adamıyız. Yenildiği zaman yanına kimse gelmez, ben gelirim. Pazar günü Edirne Spor'a 3-1 yenildi takım. Ben pazartesi günü Sayın Mehmet Şimşek'le görüştüm. Dolayısıyla bu yönetimin tek başına yalnız bırakıldığı halde bu takımı toparlayıp sahaya 11 kişiyi çıkarması bile başarıdır. Ben de Odunpazarı Belediyesi olarak yapabildiğim ölçüde desteğimi yapıyorum. Onlar da biliyor, bunlar da biliyor. Dolayısıyla bu tartışmanın içinde yokuz biz. Biz kurumsal bir hedefin içinde uğraşıyoruz. O hedef için uğraşıyoruz. Amacımız Eskişehir Spor'u bu yıl bu ligde bırakmak. Herkes kaldık, öldük, bittik. Ya o zaman bırakın. Olmaz böyle bir şey. Bu henüz umut bitmemiştir. Toparlanırsa, transfer yasağı kaldırılırsa, ama onun için bu sezon geçmiştir. Yeni dönemde aradan sonra evet, olacaktır. Ama bu arada da bu takımın 3-5 maç kazanması gerekir. Evet. Şey bu, tablo bu. Dolayısıyla ben o çok konuşanlara bir şey demem. Kendileri bilir. Bu günkü yöneticiler çok zor şartlarda takımı ayakta tutuyorlar. Tutmayabilirdiler, tutamayabilirdiler, o ayrı, ama yapılacak işte belli. Yani bu genç çocuk diyelim, alınmasınlar, genç anlamında diyelim. Onlarla bu ligde ancak bu kadar olur. Bir takviye şarttır diye düşünüyorum. Peki. Başkanım, bir teklifimiz var. Gazeteciler maç yapalım diyor. Yapalım. Odunpazarı Belediyesi ile gazeteciler. Yapalım. Yani yapın. Yani daha her, zaman, her zamanki gibi berabere kalalım. Emniyetle yaptığımız başlangıç. Şimdi ben tabii bu yaştan sonra oynayamam ama. Teknik direktör olursunuz başkanım. Ben orada desteklerim. Yapılsın. Bizim şu anda Eskişehir'de ücretsiz olarak kullandırdığımız 6-7 tane halı saha var. Onlardan birinde yapabiliriz. Onu da göstermiş oluruz. Odunpazarı Spor, o amatör takımdakileri bir tarafa bırakalım, ama bizim belediye bünyesinde de bir takım çıkarırız, oynarlar. Şimdi sanıyorum belediyeler arasında bir turnuva düzenlendi, orada oynuyorlar. Yani oynarsınız, biz de seyrederiz. Programımızın sonuna geldik artık. Yönetmen arkadaşım evet, beni uyarıyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Son demin, sözlerinizi alalım, kapatalım. Söyleyeceğim şeyi evet, buldum. Evet. Şimdi bakın, diyor ki Sayın Burhan Sakallı, iki tane mahalle yaptık. Vadişehir ve Hulamur kent. 25 bin kişi bilmem ne sayıyorlar. Alttaki yorumlara da bakıyoruz. Anam anam, sanki Burhan Sakallı kendi yapmış oraları da öyle konuşuyor. 2014 yılına kadar, yani ben belediye başkanı oluncaya kadar, Ihlamurkent ve Vadişehir'de ruhsatlı konut sayısı 4.992. Bunun 4.542'sini TOKİ yapmış. 450 konutu da kişiler yapmış. Müteahhitler. Yani Sayın Sakallı'nın öyle ben iki tane mahalle yaptım filan falan dediği yerdeki konut sayısı 4.992. 2014 yılına kadar.
Sakallı dahil, işte diğer başkanlar dahil filan. 2014 ile 2022 arasındaki 8 yılda oraya yapılan konut sayısı 3720. Ve hiçbiri TOKİ değil. Hepsi şahıs. Hepsi şahıs. Dolayısıyla burada şimdi binlerce şey diyordu eski seçimlerde, yüz binlerce ağaç diktik filan diyordu. Şimdi binlerce, 20 bin filan ev yaptık diyor. Ihlamur kentinin şu andaki Ocak 2022 tarihi itibariyle nüfusu 8.618. Vadişehir'in nüfusu da 11.600. Yani yaşayan kişi sayısı 20 bin. Biraz. Hiç kimse böyle işkembe devam eden inşaatlar da var. Başkanım şu anda. Tabii. Yani biz orayı açtık. Orada altyapıyı güzel yaptığımız için, insanların iş yapmasını kolaylaştırdığımız için özel sektör geldi. Bu işi yapıyor. Dolayısıyla ben şimdi bunları ben yaptım mı diyeyim. O nedenle bunu da Eskişehirliler bilsin. Bir günde şu karşılaştırma işini bir yapalım. Ne oldu, nasıl gitti bir görelim. Ondan sonra da insanlar notunu versin. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Kazım Bey katıldığınız için. Evet, STV izleyenleri Açıkçanın sonuna geldik. Programımızın bu akşamki konu Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'tu. Haftaya farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.